Efendim iyi akşamlar. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemimiz en önemli gündem maddemiz şüphesiz Zeytin Dalı Harekatı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Başbakan Binali Yıldırım'ın çok önemli mesajları vardı harekata ilişkin. Cerablus'ta, Elbap'ta nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de aynı hedefe ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nı işte bu sözlerle değerlendirdi. Partisinin Afyon Karahisar ve Eskişehir kongrelerine katıldı Erdoğan. Her geçen gün biraz daha zafere yaklaşıyoruz dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Elhamdülillah. Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Gündeminde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik gece gündüz demeden dağları tepeleri aşıyor dedi. Yine şu an itibariyle 300 kilometrelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler. Aynen Cerablus'ta, Raide, Elbap'ta nasıl neticeye ulaşıldıysa inşallah Afrin'de de ulaşılacak. İnşallah İdlib'de de ulaşılacak. İnşallah Münbiç'te de ulaşılacak. Partisinin ilk kongresi için gittiği Afyon Karahisar'dı bu açıklamaları Erdoğan. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup tokat olup inmesi kaçınılmazdır. Hazır mıyız Eskişehir? Erdoğan daha sonra Eskişehir'e geçti. İl kongresinin yapıldığı salonun önünde kendisini karşılayanlara Zeytin Dalı ile hitap etti. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmet'imiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak. Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yapılanın Afrin'de de yapılacağını vurguladı. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir. Afrin'e inmeyin diyebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı kusura bakmayın. Biz Osmanlı tokadını atarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene bir seçim ezimeti sığdırmasına rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Makamlara hizmet aracı olarak değil de rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altında sağ barınamadılar. Sevgili seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım da Almanya'da 54. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlar hiç Osmanlı tokadı yemedi açıklamasına açıklık getirdi. Her türlü terör faaliyetine karşı tokadı en sert şekilde indiririz dedim. Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin Afrin'de bulunmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi. DAEŞ'le mücadele ve sığınmacıların durumu da gündemindeydi. Her türlü terör faaliyetine karşı tokadı en sert şekilde indiririz. Kastedilen budur. Net konuştu. Savaş yok, terörle mücadele var dedi. Başbakan Binali Yıldırım bir Alman parlamenterin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlar hiç Osmanlı tokadı yemedi şeklindeki sözlerine de açık getirdi. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Biz bu terör örgütlerine Osmanlı tokatını zaten vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Ne yapacağız? Onların ülkemize tacizlerini, insanları öldürmelerine göz mü yumacağız? Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da düzenlenen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Türkiye, Afrin'de bulunmak için Suriye'den izin aldı mı sorusunu Birleşmiş Milletler üzerinden yanıtladı. Suriye'de bulunanların hangisi izin aldı? Bana bunun cevabını biri versin bakalım.
Yani burada terörle bir mücadele var. Devlet yok. Uluslararası hukuka da uygundur. Ve meşruiyete de uygundur. Yıldırım hitabında da terörle mücadeleyi aldığı güne Türkiye'nin yaptıklarını Avrupa'ya anlattı. Şu anda Türk hapishanelerinde DAEŞ örgüt mensubu tutuklu sayısı 10 bin. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Bakın, bundan 2 yıl önce bölgeden Avrupa'ya günlük ortalama 2500 mülteci geçişi varken bugün bu sayı 70'in altına inmiştir. Başbakan Binali Yıldırım, Münih'te Fransız mevkidaşı Edouard Philippe'le de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Efendim, terör yuvaları tek tek ateşe altına alınıyor. Şu Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında 44 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 oldu. Terörden arındırılan bölgelerdeki tüneller ise gün yüzüne çıkıyor. Özel eğitimli komandolar çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde terörist arıyor. Havadan savaş uçakları, karadan fırtına obüsleri, terör yuvaları ateş altına alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'de teröristlere göz açtırmıyor. Maketini ilerle. Zeytin Dalı harekatında 44 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 oldu. Harekat kapsamında terör örgütüne ait toplam 674 hedef imha edildi. Harekatta şu ana kadar 17'si stratejik dağ ve tepe olmak üzere 65 nokta terör unsurlarından arındırıldı. Terörden arındırılan bölgelerdeki tünellerse adeta örümcek ağını andırıyor. Bu tünellere giren özel eğitimli komandolar teröristlerin peşini bırakmıyor. Bursa'ya dağından 13 ayrı noktaya uzanan yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki tünellerde terörist arıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan gece görüş özelliğine sahip Serçe isimli hava araçları ve çok sayıda drone'la 24 saat tünellerden görüntü alınıyor. Her türlü hareketi kısa sürede belirleyen komandolar anında teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriyor. Askeri stratejiyle hazırlanan tünellerin maliyeti milyon dolarlarla ifade ediliyor. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda bir asker Hakkari'de, bir asker de Afrin'de olmak üzere iki asker şehit oldu sevgili seyirciler. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Zeytin Dalı harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz denildi. Efendim, TRT Haber ekibi Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Afrin'in batısındaki Cindere'se bağlı Derbalut ve Dükkan köylerine girdi. Teröristlerden tamamen temizlenen köylerde hala siviller yaşıyor ve çatışma izleri oldukça dikkat çekici. İşte sıcak noktadan o çarpıcı görüntüler. Oraya göstermiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Yıkık dökük duvarlar, açılan mevziler ve bu sıcak bölgede günlük yaşantısını devam ettirmeye çalışan siviller. Teröristler, Reyhanlı'da vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan roketleri işte buralardan atıyordu. TRT Haber ekibi olarak çatışmaların yoğun olarak devam ettiği Afrin'in batısındaki Cinderes kırsalındayız. Birkaç gün önce teröristlerden kurtarılan Deybalut köyüne gelmiş bulunmaktayız. Çatışmanın izlerini köyde ilerlediğimizde net bir şekilde görebilmek mümkün. Teröristler tarafından atılan bombalar nedeniyle köyün birçok noktası harabeye dönmüş, ev ve bahçelerin duvarları yıkılmış durumda. Afrin'in batısındaki Cinderes teröristler için oldukça önemli. Özellikle bu bölgeyi kaptırmamak için yoğun mücadele veriyorlar. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birer birer Cinderes'e bağlı köyleri temizlemeye başladı. O köylerden bir tanesi arkamızda tabelası bulunan Dükkan ve yine bizim de az önce geldiğimiz nokta olan Deyirbalut Köyü. Teröristler iki köy arasında bağlantı kurabilmek için 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde bu mevzileri kazmış.
Teröristlerin kullandığı silindir mevziyi gösteriyoruz şimdi de sizlere. Dört tarafı mazgallarla açılmış silahları koyabilmek adına. Aynı şekilde beton koruganların kalınlığı da yaklaşık 70 santim. Teröristlerden kurtulan köylüler hallerinden oldukça memnun. Çok şükür harekattan memnunuz. Türk askerlerinin buraya gelmesi hayırlara vesile oldu. Köy temizlendikten sonra sorunumuz kalmadı. Çok zulüm görüyorduk. Artık bundan sonra zulüm bitti. Atımız normale döndü. Teröristlerden tamamen temizlenen köyde Mehmetçik ve Öso köylülerin ve Reyhanlı'nın güvenliğini sağlayabilmek için 24 saat nöbet tutuyor. Devam edelim. Afrin kırsalında köylerin teröristlerden temizlenmesiyle birlikte bölgeye insani yardımlar da ulaşmaya başladı. Türk Kızılayı tarafından Cinderes'e bağlı bazı köylere gıda ve oyuncak gönderildi. Teröristlerin zulmünden bıkan bölge halkının imdadına önce Türk askeri ve ÖSO ardından Kızılay ve AFAD ulaşıyor. Kızılay ekipleri teröristlerden temizlenen Afrin'e bağlı Cinderes'teki Deir Balut köyünde yaşayan sivillerin yardımına koştu. Köydeki 62 kişilik 10 aileye bir tır gıda dağıtıldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da çocuklara oyuncak hediye etti. Kızılay ekipleri halkın son durumu hakkında bilgi aldı, eksikleri not etti. Bu topraklara yabancı olan unsurların gelip buralarda işte sözde bir takım otonomi bölgeleri oluşturmaları onların zoruna gitmiş. Şu anda bu anlamda memnun olduklarını ifade ediyorlar. Doktor olan Kızılay Genel Başkanı Kınık, hasta olan bir çocuğu da muayene etti. Biraz önce bir yavrumuz hastalanmıştı, onu muayene etmeye gittim. Hemen buraya, bu bölgeye sağlık hizmetlerinin sunulmasına inşallah elektrik yok, su yok, ekmek yok, gıda yok. Bu bölgede ciddi bir sıkıntı var. Kızılay bölgedekilere sağlık ve temizlik malzemesiyle giyim yardımında da bulunuk. Ve Türkiye, İzmir'de dün eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta şehit olan pilotları ebediyete uğurladı. Şehitlerden hava pilotu yüzbaşı Yunus Bal için Bursa'da, hava pilotu Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. İzmir'deki askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlar gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İki pilot için sabah saatlerinde Çiğli 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ardından memleketleri Ankara ve Bursa'da cenaze namazları kılındı. Hava pilot yüzbaşı Yunus Bal için memleketi Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber! Törene şehidin ailesi, silah arkadaşları, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'yla binlerce kişi katıldı. Şehidin cenazesi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi. 5 yaşında bir çocuk babası olan şehidin eşi 6 aylık hamileydi. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hava pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan içinse Ankara Ahmet Hamdi Aksekir Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılın. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP lideri Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP sözcüsü Bülent Tezcan, siyasiler, şehidin yakınları, silah arkadaşları katıldı. Gökdoğan'ın naaşı cenaze namazının ardından Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesindeki İdir köyünde toprağa verildi. 29 yaşındaki şehit evli ve iki çocuk babasıydı. Eller semaya açıldı, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın tarihi Habibi Necar Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Aman Mehmetçik için dua edildi. Tarihi Habibi Necar Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazını kıldırdı. Namazın ardından eller semaya açıldı. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçik için dualar edildi. Allah'ım
vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin sınır ötesi harekatını ve çalışmalarını hayırlı eyle. Şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle şanlı ordumuza yardım eyle Allah'ım. Erbaş ayetlerden örnek vererek fitnenin zararlarını anlattı, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değindi. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi istedimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne uzanan mahrem ellere ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Dinimizin, milletimizin vefasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi halas eyle Allah'ım. Birliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme ya Rabbi. Programın ardından cemaate cami usunda çorba ikram edildi. Sevgili seyirciler, hepimizin, tüm yurdun kalbi sınırdaki askerimizle atıyor. Mehmetçik için seferber olan 81 ilden sınıra sürekli destek paketleri gönderiliyor. Uzman çavuş Muzaffer Doğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandı. Operasyonda bulunduğumuz için çok gurur duyuyorum. Önce vatan, başka hiçbir şey yok gözümüzde. Doğan'ın aklı da kalbi de omuz omuza savaştığı sınırdaki silah arkadaşlarında. En sonu iyileşip tekrar görevime, bulunduğum bölgeye tekrar gideceğim. Harekatın 17. gününde girdiği çatışmada şehit olan Kilisli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın anne ve babasının sözleri de tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Ben kendim cepheye, ben silahını ben kullanmak isteyeyim. Vatanım sağ olsun. Dik dursun şehit anneleri. Kötüleri düşmanımı sevindirmesinler. Duygulandıran bir başka görüntü de Adıyaman'dan geldi. Destek konvoylarının geçişi sırasında bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Onlara bir sıkı kurşun da ben atayım. Yarbay Vedat Kültür ağlayan vatandaşı sarılarak teselli etti. Memleket uğruna canını ortaya koyan vatan evlatlarına destek yurdun dört bir yanında devam ediyor. Hatay'da Suriyeli öğrencilerden resim, Kahramanmaraş'tan gıda ve yaşam malzemesi, Tokat ve Kütahya Dumlupınar'dan atkı, bere, Niğde'den 90 koç, Kocaeli'den 1071 kavanoz bal, Kahramanmaraş, Muğla, İzmit, Muş ve Antalyalı öğrencilerden mektuplar sınırdaki askerimize gönderildi. Sizlere sonsuz minnettarız. Bu vatan siz olmasanız bir hiçti. Çok teşekkür ederiz. Konyalı öğrenciler okul bahçesinde Ay Yıldız koreografisi yaptı. Kütahya'da bir pazarcı, bir günlük kazancını Mehmetçi'ye bağışlarken alışveriş yapan müşterilerine de bayrak dağıttı. Amasya, Sivas, Malatya ve Muğla'da da destek yürüyüşü vardı. Sevgili seyirciler, bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir bilgilendirme var. Hemen sizlerle paylaşalım. Irak'ın Kuzey Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir deniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol ve üst bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüşlerdir açıklaması Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geldi. Bizler de hemen haber merkezimize yansıyanları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim, bölücü terör örgütüne yönelik Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda apartman gibi bir sığınak ele geçirildi. 8 katlı 100 metre derinlikte sığınaktı. Banyo ve tuvaletin yanı sıra yüzme havuzu da
bulunuyor. Odunlar. Güvenlik güçleri Tunceli'de ele geçirdikleri sığınağın içerisinde işte böyle ilerledi. Sığınağın girişi. Görüntüler operasyona katılan güvenlik güçlerinin kamerasından. Bir apartman gibi inşa edilen sığınakta yok yok. Havalandırma sistemi. Burası su deposu olarak kullanıyorlar. 100 metre derinliğindeki 8 katlı sığınakta teröristlerin kış boyunca ihtiyaç duyabileceği her şey planlanmış. Yine kiler olarak kullanıyorlar. Burası da yine aynı şekilde örülmüş taşlarla. Burası da tuvaletleri. Banyo ve tuvalerin yanında su deposu ve 2 tonluk kapasiteye sahip bir yüzme havuzu da bulundu. Su depolama sistemleri. Burada lüks bir hayat vaat edip bu şekilde yaşama maruz kalan insanların kaldığı yer. Sığınak, terör örgütünün Afrin'de yaptığı barınaklarla aynı yöntemle inşa edilmiş. Hortumlar var. Sığınağın birkaç hafta öncesine kadar çok sayıda teröriste ev sahipliği yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonların yoğunluğundan dolayı terk etmişler. Tunceli Merkez ve Nazımiye kırsallarındaki operasyonda bu sığınakla birlikte 6 terör yuvası daha ele geçirildi. Aramalarda 570 kilogram amonyum nitrat, 50 tüp, 200 metre dağcılık ipi ve yüklü miktarda yaşam malzemesi bulundu. Efendim, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü PKK-YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması gerektiğini bildirdi. Münbiç'te güvenliği Türk ve Amerikan askerlerinin yerel güçlerle sağlayabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri artık terör örgütleri PKK-YPG'den desteğini çekmeli, FETÖ konusunda Türkiye'nin yanında yer almalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve terör konusunda Daily Sabah gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nden ne bekliyor başlıklı yazısında, Amerika Birleşik Devletleri'ni terör örgütü PYD konusunda rotayı değiştirmeye çağırdı. Türkiye'nin beklentisi ve önceliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 yıldır ülkemizi hedef alan eli kanlı terör örgütüne eğitim ve donanım vermeyi bırakmasıdır. Suriye'nin kuzeyinin bütün terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine değindi. Amerika Birleşik Devletleri, PYD-YPG'den uzaklaşma sürecine girmeli ve bu örgütleri Münbiç'ten çıkararak Fırat'ın doğusuna göndermeli. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri güçleri, yerel halkla işbirliği içerisinde Münbiç bölgesinin güvenliğini sağlayabilir. Zaten model, Cerablus-Çobanbey bölgesinde işliyor. Türkiye'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla yapmaya çalıştığı da budur. Kalın, Washington'ın FETÖ terörüne duyarsız kalmasından kaynaklanan güven bunalımına dikkat çekti. FETÖ üyeleri hakkında mahkeme kararları ve tutuklama talepleri olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Buna örgütün lideri de dahil. Amerika Birleşik Devletleri bu durumu bağımsız yargı diyerek meşrulaştıramaz. Kalın, yapıcı işbirliğinin her iki tarafında yararına olacağını dikkat çekti. Türk ve Amerikalı yetkililer arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD-YPG'yi destekleme ve Amerikan topraklarındaki FETÖ şebekesine dokunmama politikası sebebiyle yaşanan güven bunalımının aşılması için fırsata dönüştürülmeli. Sevgili seyirciler, Suriye'de Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Esed güçlerinin Şam'a bağlı Doğu Guta'da düzenlediği operasyonlar Haresta ilçesini yerle bir etti. Esed rejimi 14 Kasım 2017'den itibaren yaklaşık 5 yıldır abluk altında tuttuğu Doğu Guta'nın Haresta ilçesine saldırılarını arttırdı. İlçe yoğun hava ve kara saldırılarıyla adeta harabeye çevrildi. Yüzlerce aile can korkusuyla bölgeyi terdi. Gidecek yeri olmayanlarsa hayatta kalabilmek için her an tetikte. 2700 aile sığınaklarda yaşıyor.
Muhalifler, Esed güçlerinin son bir ayda çok toprak kaybettiğini ve bunun acısını sivillerden çıkardığına dikkat çekiyor. Saldırılarda 3 ayda 13 çocuk 166 sivil can verdi. Birleşmiş Milletler, Doğu Guta'nın kırılma noktasında olduğuna dikkat çekti. Doğu Guta, Astana barış görüşmelerinde gerginliği azaltma bölgelerinden biri olarak ilan edilmişti. ...54. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde Avrupa'nın geleceğinden Rusya ve Orta Doğu'ya kadar uluslararası sorunlar masaya yatırıldı. Pek çok ülkenin başbakan ve dışişleri bakanları önemli açıklamalarda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin gereğine dikkat çekti. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise İran'ı hedef aldı. Bu yıl 54.sü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa Birliği'nin geleceğine dair sorunlar masadaydı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel hem o problemleri hem de Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Uluslararası alanda nüfuzu var. Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için fırsatı değerlendirmeliyiz. Bütün bunların kolay olmayacağını da biliyoruz. Alman bakan, Çin'in giderek güçlendiğine dikkat çekti. Amerika ile Avrupa'nın eskisi gibi güçlü bağları olması çağrısında bulundu. Trump yönetimini eleştirirken, Amerika'yı artık tanıyabildiğimizi sanmıyorum dedi. Münih konferansına katılan Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise İran'ı hedef aldı. İran bölgede giderek güçleniyor, ağır silahlı kendine bağlı milis güçler oluşturuyor dedi. Artık İran'a karşı harekete geçme zamanı geldi ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansın ikinci gününde temaslarına devam etti. Avrupa Komisyonu Bakanı ve Fransa Başbakanı ile bir araya geldi. Konferans devam ederken dışarıda da NATO protesto edildi. İsrail askerleri Batı Şeria'da denilen gösterilere müdahale etti. 10 Filistinli yaralandı. Öte yandan İsrail 40 bin Afrikalı göçmeni ülkeden ayrılmadıkları takdirde hapse atmakla tehdit ediyor. El Halil kentinde 24 yıl önce Filistinlilere uygulanan katliamın yıl dönümü nedeniyle Batı Şeria'nın farklı yerlerinde gösteriler düzenlendi. Gösterilerde İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 10 Filistinli yaralandı. Onlarca kişi de göz yaşartıcı bombadan etkilendi. İsrail'in ırkçı tutumu sadece Filistinlilerle sınırlı kalmadı. İsrail 40 bin Afrikalı göçmeni hapse atmakla tehdit ediyor. Kendilerine önerilen parayı alıp sonu belirsiz bir yolculuğa çıkmakla hapse atılma seçenekleri arasında sıkışıp kalan göçmenler zor durumda. Hapsi tercih ederim, en azından hayatta olacağım diyen 34 yaşındaki Eritreli Halofom Sultan tercihinin hapis olduğunu söylüyor. İsrail geçen Aralık ayında aldığı kararla sığınmacılara $3,500 para ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk etmeye zorluyor. 31 Mart'a kadar İsrail'den çıkmayı kabul etmeyenler bu tarihten itibaren hapse girmeye başlayacak. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz birkaç gündür bu E-Devlet'teki soy ağacı uygulaması çok büyük ilgi gördü. Hatta o kadar ilgi gördü ki sistem kilitlendi diyebiliriz. Benzer bir uygulamayı aslında Milli Savunma Bakanlığı 10 yıl önce devreye sokmuştu. Soy ağacından aile büyüklerinin isimlerini öğrenenler bakanlığın şehit listesi uygulamasına akın etti. Aile büyükleri arasında şehit olup olmadığını öğrenmek isteyenler siteyi kilitledi. Şehitlik en üst makam. E-Devlet'ten aile büyüklerinin isimlerini öğrenenler, şimdi de ailelerinde şehitlik makamına erişenlerin olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bunun için de Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden sorgulama yapılıyor. Ancak ilgi o kadar yoğun oldu ki, şehit listesi uygulaması kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı aslında 10 yıl önce Osmanlı'nın yıkılış dönemiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı. Sistemde Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus, Osmanlı-Yunan Savaşı, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin isimleri yer alıyordu. E-Devlet'ten ağacına ulaşanlar, dedelerinin hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için bu siteye akın edince sistem kilitlendi.
şehit listesinde aile büyüklerini bulanlar, dedelerinin katıldığı savaşların ekran görüntülerini alarak sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın şehit listesi uygulaması 2 gün içinde tıklanma rekoru kırdı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. 2012 yılında polisini usulsüz girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda da 13 şüpheli gözaltına alındı. 30 şüpheli ise aranıyor. Kayseri'de Boydak ailesine yönelik operasyonda ise gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin dört bir yanında FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2012 yılındaki polis akademisi giriş sınavında FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi. Sınav sorularını önceden ele geçirerek polis akademisine giren 33 ildeki 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemleri başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında da Baylok kullandığı tespit edilen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Baylok yazışmaları çözümlenen 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Kayseri merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 17-25 Aralık sürecinden sonra Bankasya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Boydak ailesine mensup 7 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı tespit edilen bir doktor çalıştığı hastanede gözaltına alındı. Güvenlik güçleri yalnızca terör örgütüne değil, finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine de darbe indiriyor. Diyarbakır ve Muş'ta 1 ton esrar ele geçirildi. Diyarbakır polisi ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Afrin yazarak anlamlı bir mesaj verdi. Bölücü terör örgütünün en büyük gelir kaynağı zehir ticareti. Güvenlik güçleri peş peşe operasyonlarla terörü ayakta tutan zehir ticaretine ağır darbeler vurdu. Çınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 500 kilogram, Bismil ilçesinde durdurulan bir kamyonette ise 460 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla terör arasındaki bağa dikkat çeken polis, ele geçirilen paketlerin üzerine Afrin yazdı. Terör örgütünün finans kaynağına ağır bir darbe daha vuran Diyarbakır Emniyeti Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçi'yi de unutmadı. Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği torbalarla Afrin yazılarak Diyarbakır'dan tüm askerlere selam yollandı. İki operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Muş'ta bir araçta yapılan aramada da 33 kilogram esrar ele geçirildi. Aracın şoförü gözaltına alındı. Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlardaysa 24 kişi gözaltına alındı. Son yılların en büyük sahte içki operasyonu İzmir ve Antalya'da gerçekleştirildi. Operasyonda 480 bin şişelenmiş, 690 tonda şişelenmeyi bekleyen sahte içki ele geçirildi. İzmir polisi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Şüpheliler izlendi, deliller toplandı. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Bornova ilçesindeki bir kimya fabrikasına baskın düzenlendi. Boya, deterjan ve kozmetik ürünlerde kullanılması gereken etil alkolün farklı bir amaç için işlemden geçirildiği tespit edildi. İncelemelerde dönüşüm yapılan etil alkolün sahte içki üretimi için kullanıldığı anlaşıldı. Fabrikada sahte içkinin yanı sıra 50 bin şişe etil alkol bulundu. Bunların bir bölümünün Antalya'da bazı firmalara gönderildiği belirlendi. Hemen Antalya polisiyle irtibata geçildi. Serik ve Aksu ilçelerindeki fabrikalara operasyon yapıldı. Polis kamerası yine kayıttaydı. Fabrikalarda 480 bin şişe sahte içki bulundu. Ayrıca tanklarda şişelenmeyi bekleyen 690 ton sahte içki ele geçirildi. Bunun son yılların en büyük kaçak içki operasyonu olduğu belirtildi. İzmir ve Antalya'da gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Aşırı hız ve dikkatsizlik can almaya devam ediyor sevgili seyirciler. Kocaeli, Manisa, Konya ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik işçilerini taşıyan minibüs yağmur nedeniyle ıslak yolda kaymaya başladı. Kontrolden çıkarak refüji aşıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Manisa Balıkesir karayolundaysa motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir başka kazanın adresi Konya'nın Altınekin ilçesiydi. Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla konvoy halinde yola çıkan tırlardan biri önünde giden tıra arkadan çarptı. O anlar kameralara böyle yandı. Tır şoförü hemen araçtan çıkarıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada tırda büyük hasar meydana geldi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde ise bir otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altında kaldı. Ağır ağır gidiyordum. Dörtümüzü de yakmışım. Eyvah bir araba geliyor ama çok acayip sırası. O demeye kalmadı, vurdu arabaya. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Sivas'ta 4 kişilik Afgan ailenin bindiği motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan meydana geldi. Nefeslerin kesildiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanın ardından kapanan Ardeşen-Tunca karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Şimdi. Görüntüler Rize'nin Tüm ilçesinden. İlk önce yamaçtan ufak taş parçaları döküldü. Saniyeler sonra devasa kayalar yerinden koptu. Yol ulaşıma tamamen kapandı. O anlar cep telefonuyla çekim yapanların 10 metre önünde yaşandı. Büyük tehlike yaşayan amatör kameraman ölümle burun buruna geldi. Neyse ki korkutan olmadı, can ve mal kaybı yaşanmadı. Yol çalışması sırasında yaşanan heyelan sonrası kapanan Ardeşen-Tunca karayolu, ekipler tarafından 3 saatlik çalışma sonrası tekrar ulaşıma açıldı. Kaçkar Dağları macera tutkunlarını kışında cezbediyor. Kavrun Yaylası'na gitmeyi kafaya koyan bir grup bu uğurda. Bakın neler yaşadı. Görüntülerimiz turizm merkezi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde. Evet, kavrun yolcusu kalmaz. Haydi gidelim. Önlerinde aşmaları gereken karla kaplı yollar, altlarındaysa paletli kar aracı var. Macera tutkunları Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da buluştu. 1300 rakımlı yayladan 14 kilometre uzaklıktaki Kavrun Yaylası'na gitmek için yola çıkıldı. Fakat yolculuk hiç kolay olmadı. Kardan çığ gelmiş. Gördüğünüz gibi karabasını tepeye çıkardık. Şu anda yol yapmaya çalışıyoruz. Buzdan yol yapıyoruz. Palikli kar aracının imdadına motorlu testere yetişti. Kesilen buzlardan yol yapıldı ve yolculuk devam etti. 4 saatlik yolculuk 2300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda son buldu. Macera tutkunları karla kaplı yaylada eğlenmeyi de ihmal etmedi. Sıfırın altında 15 derecede buz gibi suya girdiler. Evet, yazın burada serinlemeye giriyor da benim dediler. Kışında... Ve Karadeniz insanının yine kıvrak zekası yeni bir keşfe daha imza attı. Sinoplu kaloriferş ustası geliştirdiği yöntemle buzdolabı sistemini ısıtmada kullanıyor. Sistem sayesinde hem evini ısıtıyor hem de enerjiden tasarruf ediyor. Burunu ters bağladı. Soğutması için alınan buzdolabının sistemini bu kez ısınmak için tasarladı. Sinop'un Ayancık ilçesinde Karadeniz insanının kıvrak zekası yeni bir keşfe daha imza attı. Kalorifer ustası olan Cengiz Uğurluel 30 yıldır işini severek yapıyor. Bugünlerde 2014 yılında başladığı projesini bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Buzdolabı motorunu soğukta değil de sıcakta kullanıyoruz.
sistem ısıttığı gazı batarya yardımıyla suyun içerisinde dolaştırıyor ve ısısını, enerjisini suya bırakarak suyu ısıtıyor. Geliştirilen sistemle ev ısıtmanın yanı sıra enerjiden de tasarruf sağlanıyor. Rengi Usan sistemini kurduk. Şu an çok rahatız. Hem tasarruflu, gayet de güzel ısınıyor evimiz. Yeni projeleri olan Sinoplu Mucid'in en büyük isteği ise kendisine destek sağlanması. Bir dairenin ısınmasıyla ilgili sadece 750 wattlık bir motor yeterli geliyor. Ekonomik, herhangi bir tehlikesi yok. Rahat bir kullanımı var. Devletimizden bu makineyi daha ileri götürebilmek için destek bekliyoruz. Efendim, deniz tutkunlarının merakla beklediği Uluslararası Boat Show Fuarı İstanbul'da açıldı. 800 milyon lira değerinde 276 tekne sergileniyor ve fuarın en pahalı teknesi de 50 milyon lira. Fiyatları 2500 liradan başlıyor, 50 milyon liraya kadar çıkıyor. Deniz ve tekne tutkunlarının merakla beklediği Uluslararası Boat Show Avrasya Fuarı İstanbul'da açıldı. Tuzla'daki Viaport Marina'da 800 milyon lira değerinde 276 tekne sergileniyor. Şu anda gördüğümüz tekne, yani içinde olduğumuz ve Kaptan Köşkü'nden çıktığımız bu teknenin fiyatı 50 milyon lira. Yani bu fuarın en pahalı teknesi. Teknelerin en pahalısı Majesty 110. En fazla ilgiyi de o görüyor. Teknede 6 tane kamera var, bir tane master kabin var bunlarla beraber. Her odada kendine özel müzik sistemi, kendine özel giyinme odası ve aynı zamanda da banyosu var. 200 tekne karada, 76 tekne denizde sergileniyor. Fuar boyunca 35 teknenin de tanıtımı yapılacak. Meraklıları fuarı 25 Şubat'a kadar gezebilir. Her yörenin kendine özgü bir yemeği var biliyorsunuz. Edirne'de kendine özgü tava ciğeriyle tanınıyor. Bugünler Edirneli ciğerciler hummalı bir çalışma içme içinde meşhur tava ciğerinin artık bir de müzesi olacak. İnce ince doğranmış ciğer parçaları, unla harmanlanması, özel tavalarda kızartılması ve kendine özgü sunumu. Edirne'nin tava ciğerinden bahsediyoruz. Türkiye'nin en ünlü yöresel lezzetlerinden biri. Şimdi bu özel lezzetin bir de özel mekanı olacak. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var ama tava ciğerin bundan sonra Edirne'de bir de müzesi olacak. Müze kurma çalışmaları başladı. Eski elekler, ocaklar, tavalar. Edirne'nin tava ciğerine lezzet katan araçlar. Hepsi müzede sergilenecek. Dedi ki bu kadar meşhur olmuş bir yöresel yiyeceğim bir geçmişi de vardır. Bunun geçmişte kullanılan malzemeleri de vardır. Bunları bir araya getirelim. Bize kimle getiriyorsa Edirne'deki bütün ustalarımızın gönderdikleri malzemeleri isimlerini yaşatarak sergileyeceğiz orada. Müzede tava ciğerinin tarihi de anlatılacak. Müzede tava ciğer ekipmanlarının yanı sıra mesleğe değer katan ustaların da fotoğrafları yaşatılacak. Ve 12. Ankara Kitap açıldı sevgili seyirciler. Ankaralı kitapseverler Ato Kongre Merkezi'ne akın etti. Her yaştan ziyaretçinin olduğu fuar 25 Şubat'a kadar açık olacak. Standlar kuruldu, kitaplar dizildi. Yazarlar okurlarıyla buluşmak için hazırlandı. Ankaralıların merakla beklediği 12. Ankara Kitap Fuarı açıldı. İlk iki günde binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda 300'ü aşkın kitap evi de hizmet veriyor. Çok güzel, bayağı kalabalık. İlk kez geliyoruz. Fuar çok güzel, kalabalık çok güzel. Muazzam Ankaralıların ilgisi çok çok güzel, çok çok iyi bir katılım var. Fuara her yaştan ilgi vardı. Satışların artması için fiyatlar da düşürüldü. Fuar gayet güzel. Açıkçası çıkamadım içeride. 3 saattir içerideyim, dolaşıyorum. Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel indirimli kitaplar var. Yarı fiyatını aldım. Fuarda çocuklara kitap sevgisi aşılamak için özel etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar için gayet güzel olacak bu etkinlikler. Ama aradıkları her türlü kitabı bulma açılarından da bütün ailelere tavsiye edeceğim bir fuar gerçekten. Fuarda 10 gün boyunca sadece kitap satışı olmayacak. Aynı zamanda her gün şiir dinletileri, imza programları ve söyleşiler de olacak. İnsanlar emeklerinin karşılığını burada alıyorlar. İnsanları okumaya davet ediyoruz. Birçok hayal gücümüzle yazdığımız kitaplarla o insanları başka bir dünya sunmaya çalışıyoruz daha doğrusu.
fuara giriş 2 lira. Ancak öğrenci, öğretmen ve engellilerden hafta içi ücret alınmayacak. 12. Kara Kitap Fuarı 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak. Onlar sanatla hayata tutunuyorlar. Down sendromlu çocuklar in orkestra projesiyle müzik, sinema ve drama dersleri oluyor sevgili seyirciler. Uşak Üniversitesi'nin yürüttüğü projede çocuklar iş sahibi de olabiliyor. Oyun oynuyorlar. Drama yapıyorlar. Şarkı söylüyorlar. Çeşitli nedenlerle mental yetersizlik yaşayan bireylere sanat, drama, müzik ve film terapi yöntemiyle sosyal hayata katılımlarını artırıyor. Avrupa Birliği'nce hazırlanan proje In Orchestra adını taşıyor. Projeyi Türkiye, İtalya ve Fransa birlikte yürütüyor. Türkiye'yi Uşak Üniversitesi temsil ediyor. Ama projeye katılanlar çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. 30 Down sendromlu genç sanat faaliyetleri için İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bir araya geliyor. Çok güzel, yani çok güzel bu doğmak. Yani çeşitli etkinlikler yapmak, işte oynamak. Çok sesli müziğe önem veren bir proje. Mental yetersizlik yaşayan bireylerin de sesi yeteri kadar çıkmadığı için onların seslerini yükseltip orkestraya dahil ediyoruz. Ders arasında sinema ve drama da var. Sanatın her yönü iletişimi bir parça olabilir ve biz de burada açıkçası konuşmak dışındaki diğer iletişimsel öğeleri yükseltmeye çalışıyoruz. Aileler çocuklarının projede yer almasından memnun. Böyle bir proje bize teklifi geldi ve de hiç düşünmeden kabul ettik. Çocuklarımız çok mutlu. Efendim, diyabet son 10 yılda 2 kat arttı. Nedeni karbonhidrat ağırlıklı beslenme. Gebelikte görülen diyabet ise hem anne adayı hem de bebek için pek çok sağlık sorununu maalesef beraberinde getiriyor. Kandaki şekerin kontrol altına alınması oldukça önemli. Ancak diyabet olanların çoğu maalesef bu durumun farkında bile değil. Diyabet, çağın en önemli sağlık sorunlarından. Sebebi aşırı karbonhidrat tüketimi. Kandaki şeker oranına en çok dikkat etmesi gereken grupsa hamileler. Hipertansiyondan korkuyoruz. Enfeksiyondan korkuyoruz. Erken tiroiditten korkuyoruz. Şeker hastası olan bir kadının gebe kalmasında sakınca yok. Ancak gebelik öncesi ve devamında şeker seviyesinin kontrol altında olması hayati önem taşıyor. Diyabetik bir anne adayı endokrin uzmanının kontrolünden geçmeli ve kan şekeri ayarlanmalı. Mutlaka folik asit kullanımına başlamalı. Her 10 hamileden biri diyabet. Hastalığın tespiti için de gebelik bir fırsat aslında. Düşük riskli gruptaysa 24-28. Gebelik haftalarında bizim glikoz tarama testi dediğimiz tarama testiyle taramamız lazım. Eğer yüksek riskli ise annemizi yakalar yakalamaz ilk vizitimizde şeker yükleme testini yapmamız gerekiyor. Doktorlara göre yükleme testi zararlı değil, aksine hayat kurtarıyor. Hem anneye hem bebeğe herhangi bir zararı yoktur. İnanın 2-3 dilim baklavadan daha fazla değil gebeye yüklenen şeker miktarı. Peki şeker hastası olan anne adaylarının ilaç kullanma yöntemi nasıl olmalı? Tercih insülin lehinde olmalı. Hap şeklinde kullanılan tedavileri gebelerde uygulamıyoruz. Diyabetli hamileler aşırı kilo almamaya özen göstermeli. Sevgili seyirciler, Çin'de hayvan takvimine göre yılbaşı kabul edilen bahar bayramı ve köpek yılı kutlanıyor. Arkamda da görüyorsunuz fotoğrafı. Ülkede köpek yılı nedeniyle caddeler ve meydanlar renkli fenerlerle süslendi. Pekin ve bazı kentlerde bu yıl hava kirliliği dolayısıyla hayvan fişek gösterileri yasaklandı ama eritilmiş demirle yapılan geleneksel gösteri hayvan fişekleri aratmadı. Renkli fenerler, havai fişekler, muhteşem ejderha dansları. Çin 16 Şubat itibariyle Çinay takvimine göre köpek yılına girdi. Aynı zamanda bahar bayramı olarak da adlandırılan yeni yıl en önemli geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Bahar bayramında kötü ruhları kovduğuna inanılan havai fişek ve çatapat kullanımı 400 kentte yasaklandı. Ama 500 yıldır yapılan Daşuhua geleneğine dokunulmadı. Demir 1500 santigrat derecede eritildi. Erimiş demirin duvara atılarak kıvılcım şeklini alması izleyicileri büyüledi.
havai fişek gösterileri kırsal bölgelerde yapıldı. Yunnan eyaletinde kutlamalar sırasında ateşlenen havai fişekler nedeniyle 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Bahar Bayramı dünyanın dört bir yanında, Çinlilerin yaşadığı yerlerde de şölen ve etkinliklerle kutlandı. Beşiktaş Kulübü de Bahar Bayramı ve Köpek Yılını kutlayanlar arasındaydı. Hazırlanan kutlama klibinde Come to Beşiktaş sloganına da vurgu yapıldı. Come to Beşiktaş. Come to Beşiktaş. Come to Beşiktaş. Manchester, Barcelona ve Real Madrid takımları da Köpek Yılı dolayısıyla videolar yayınladı. Biz de böylece farklı gelenekleri görüyoruz, izliyoruz. Efendim, ana haberin sonuna geliyoruz. Saat 23'te yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.